Ve hazırlandık. Şimdi çıkıyorum. Otobüsümüze doğru yürüyoruz. Otobüs birazcık uzak. Tekirhan'ın orada, dün dedim ya size bir alışveriş merkezine gittim diye. Orada. Oraya doğru birazcık, yani bir 10 dakika falan bir yürüme mesafesinde bize. Ama böyle olması daha iyi. Hem bir yürüyüş olsun, yani sabah sabah hava da çok güzel zaten burada. Arkadaşlar, şimdi geldim. Çok heyecanlıyım aslında biraz ama çok rüzgarlı. Acaba beni şu an duyabiliyor musunuz bilmiyorum. Heyecanlıyım birazcık. Umarım güzel sonuçlar almışızdır. Şimdi hastaneye doğru yürüyorum. Çıkınca görüşürüz. Ay, ben geldim. Şimdi annem yanına geldim diyetisyenden sonra. Hem telefonu biraz şarj edeyim dedim. Çünkü telefonum şarjı kalmadı. Bir de böyle annemin boş dinlenme odasında bir dedim size durum güncellemesi yapayım. Listemi değiştirdik. Şöyle. Bir önceki listem bir hafta 1430 kalori alıyordum. Bir hafta da 1500 kalori alıyordum. O şekildeydi. Daha önceki 2 hafta boyunca da 1500 kalorilik liste yapmıştım. Onunla yaklaşık 2-2,5 lira vermiştim. Bu listeyle birazcık devam edelim. 1430 da bir hafta, sonra tekrar eski listene dön tarzında konuşmuştuk. 2 haftada 1-1,5 kilo arası 1200, aynen 1200 vermişim. Az gibi gözüküyor ama dedi ki düşük kilolardasın, ki öyleyim. Bu kilolarda kilo vermek çok zormuş, o da öyle bahsetti. Dedi ki birazcık sabırlı olman gerekiyor. Bana normal dedi, yani merak etme dedi. Buraya gelip 500 kalori de vermiş olabilirdin dedi. Acele etme bir şeyler için dedi. Yeni listem, yeni listemi uygulayacağım. Bu daha katı bir diyet şu an benim için. 1300'de düştük birden yani. 1500'den 1430'a düşmüştük ama bu sefer direkt 1300'e düştük. Birazcık katı bir liste senin için dedi. Zor yani yapması. 10 gün içinde gel dedi. Yani 2 hafta dayanabilir misin bilmiyorum bu liste içinde de. 10 gün sonra tekrar geleceğim. Yavaş ilerliyoruz ama önemli olan sonun güzel olması. Öyle yani, sonuç olarak şu anki durumdan çok rahatsız değilim ve mutluyum. Zaman da bir şekilde geçecek ve daha okula başlamak için mesela bir ayım var. Bu listeleri düzenli uygulayabileceğim bir süreç. Sonrasında bu listelere bağlı kalamayabilirim çünkü. Yani gideceğim yerdeki yurtlara göre ya da benim yapabileceğim yemek listeleri hazırlayacaklar çünkü. Bu sefer daha katı bir program vardı. Bunu uygulayacağız 10 gün sonra. Bakalım neler olacak. Şimdi size birazcık bir hobi odası tarzı bir odayı göstereyim. Çok tatlı şeyler var. Şöyle, burada bir sürü hastalara, servisteki hastalara şeyler yaptırıyorlar. Çalışmalar yaptırıyorlar. Kafaları dağılsın falan diye.
aktivite olsun diye. Şöyle ne kadar güzel. Çok tatlış bir oda. Manzarası da çok güzel. Gerçekten muazzam. Çok tatlılar gerçekten. Ne kadar, ay, ne kadar güzel yapmışlar. Çok hoş. Kırmadan koyayım. Şöyle tepik falan örmüşler. Sabundan bir şeyler yapmışlar. Ve tepside. Bu yanıt be. Buradan çekti. Aynı şekilde seninle annem de tepsi yapmış kendine. Çok hoştu gördüm. Yine temel kılımı uyuyor. Ojelerimi değiştirmem lazım. Bugün bunları değiştirelim. Böyle bir kutu galiba. Hani kadar güzel duruyor. Nasıl açılıyor acaba? Vay başardım. Şu üstündeki çiçek yapmışlar. Çok hoş. Burada boyaları var galiba. Hayır ne şişedir acaba bunlar? Bunları boyamışlar böyle. Çok hoş duruyor gerçekten. Muhtemelen bunlar ilaç şişeleri ya da işte hastalara uyguladıkları bir ilacın kutuları. Çok tatlı duruyor. İnanılmaz. Şimdi annem yanından çıktım. Asansör bekliyor. Alışveriş yapmaya gideceğiz. Malzemelerimizi alacağız bakalım. Fıtı fıtı çok acıktım. Eve gideyim de kahvaltımı yapayım bari. Şimdi geldik, kaba kalacağız. Alışverişimize geldim. Sıra çıkartalım. Lor peyniri alacağız. Çörek otumuzu var. Tam buğday çavdar ekmeği alacağız. Kabağımızı aldık. Yeşil çay alalım. Evde biraz vardı ama olsun. Leblebi alacağız. Başka da bir şey yok galiba aslında. Evet, gidiyoruz. Benim ekmeğimden burada yoktu galiba ama bunların gramajına bakmamız lazım. ...25 gram olması gerekiyormuş tanesi. Tanesi ne kadar? 350 gramsa sayacağım kaç tane olduğunu içinde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 12, 13, 14. 350 bölü 14. Tamam, 25 grama geliyor. Aşağı yukarı. Bunu alabiliriz. Şimdi lor peyniri almaya gidiyoruz. Lor peyniri nerede göreceğiz? Heh. Bak varmış burada. Şunu alayım. İndirime de girmiş. Fiyatlar hakkında hiçbir fikrim olmamasına rağmen indirime de girmiş diyorum. Şu da şöyle. Tam buğday ve chia tohumluymuş. Önemli olan arkadaşlar, kepek ekmeğinin, tam buğdayın her neyse hepsinin ne olmasıymış. 25 gram olması önemliymiş. Şimdi almadığımda bir tek leblebi kaldı. Leblebi bulmaya gidiyoruz. Alacağımızı aldık. Bunlar şurada bence bazıları.
Adel ile arıyoruz ama... Görüyor musunuz? Yok. Ne yazık ki leblebi alamıyoruz galiba. Gidiyoruz. Ay sizden de... Merkepli video çektiğim derken... Yoğurt almayı unutmuşum. Neyse bizim evin orada bir ağacı var. Oraya gidip yoğurt alacağız. Ulan sevindirsin ya. İnanılmaz gerçekten. Benim bu unutkanlığı ne yapacağız? Bana geçebilecek miyim? İşte. Şimdi evimize doğru gidiyoruz. Evet, ben geldim. Üstümü hemen değiştirdim. Çok yoruldum gerçekten ama kendime yemek ısıttım. Bugün sabah kahvaltımı yapmayacağım çünkü sabah kahvaltı saatim çoktan geçti. Şimdi şöyle kendime ön kamerayı açayım. Kendime yemek ısıttım. Porsiyon kontrolü için şöyle tavsiyelerde yemek yememin daha sağlıklı olduğunu söyledi doktor. İşte bir orta kepçe kadar çorba, 7-8 yemek kaşığı, belki biraz daha fazla genel bir baklagil. Onları koyacağım şimdi. Böyle yiyorum. Bir de yani ben bu kadar yemiyorum ama işte 2 yemek kaşığı kadar yoğurt falan hazırlayıp geliyorum. Şimdi yemeklerimi hazırladım. YouTube izleyeceğim. Hemen favori kanallarımızdan açalım. Bakalım aşk kadınları neler atmış. Bugün yemek yerken ne izliyoruz? Geçen Damla'nın videonu izliyordum. Onu bitirdim mi hatırlamıyorum. İzlememişim bile. Ya da eski videosunu izlemişim. Videosunu izlememişim. Damla'nın videosunu izlemişim. Şöyle yemeklerimi yiyeceğim ve Damla Altun Uğur Şengüllü bir yemek seans. Şimdi kapanışı yapalım. Çok uzun bir video oldu çünkü yani yine. Bugün de öyle bir günlük vlogumu çekmek istedim sizlerle. İşte diyetisyen kontrolüne gittim, market alışveriş yaptım vesaire. Saçlarımı düzleştirdim ama her ne kadar düzleştirirsem de şu an yine papaz gibiyim. Orası ayrı, rüzgardan kendinden geçtiler. Öyle bir vlog oldu bugün de böyle. Bir günlük vlog çekeyim dedim. Sizleri çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Bir sonraki vlogta görüşmek üzere. Hoşçakalın.